Müslümanın Ahlakı isimli ansiklopedi serisinden bugün sizler için Kıssatul Buhi ve Nakusi, Dil ve Borazan'ın hikayesini, Sur Borazan'ın hikayesini sizlere arz edeceğim. Arapça olarak tabii ve Türkçe çevireceğiz. Ve'r-reculi adam. Bil melâbisil hadrâi. Yeşil elbiseli adam. Yeşil elbiseli adam. Ve'r-reculi كان المسلمون Müslümanlar idi. Fi evveli ahdim ilk zamanlarında bil İslami İslam ilk zamanlarında Müslümanlar idi. Neydi? Yeştemi'une toplanırlardı. Lis salati namaz için fi meva'idihe fi meva'idihe vakitlerinde yani namaz vakitlerinde ne yaparlardı? Toplanırlardı. Min gayri davetin, davetsiz, çağrısız. Tabi Müslümanlar İslam'ın ilk dönemlerinde, ilk günlerinde çağrısız, davetsiz ne yaparlardı? Namaz için bir araya gelirlerdi. Felemme vaktaki kesuru çoğaldıklarında kesure çoğaldı. Kesuru çoğaldılar. Ve zâde adedühüm ve sayıları artınca felemme zâde adedühüm diye ve sayılar artınca fekkere tefekkür etti, düşündü Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşündü. Bir tarikatin bir yol. Bir yol. Yed'u bihe. Onunla çağıracağı ennâse insanlara ila salati insanları onunla namaza çağıracağı bir yol, bir fikir düşünmeye başladı, tefekkür etti. Fekteraha önerdi aleyhi ona ba'dül müslimine bazı Müslümanlar ona önerdi. Eyyer fe'arayeten bir bayrak sallamasını, yükseltmesini önerdi. Fî mev'idi es-salati namaz vakitlerinde bayrak sallamasını yüksek bir yere bir adam çıkıp bayrak sallasın dedi. Ve izâre âhâ onu görürse müslimûne müslümanlar ekbelû gelirler, yönelirler. Yani onu gören müslümanlar ne yaparlar? Namaza gelirler. Ve lem yu'cibhû zâlike. Bu hoşuna gitmedi. Bu fikri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğenmedi. Ve kâle ba'duhum tabi bağlaç arkadaşlar. Kale bazıhum. Bazıları da dedi ki nestemil buha. Orazan kullanalım. Dinunadi bihi onla ale salati. Yani bir zil bir kullanalım. Onunla çan gibi tabi eskiden Hristiyanların çanları vardı, kilise çanları. İşte dönerdi, taktuk taktuk filan diye çalardı. Hristiyanlar kiliseye davet etmek için. Müslümanlar da dediler ki biz de böyle bir şey yapalım. Fakat evet, Hristiyanların değil de Yahudilerin borazan şey yaptı. Yani diyor ki nestamilul buha borazan kullanalım. Linuna diye çağırmak için bihi onunla ala salati namaza çağırmak için borazan kullanalım. Yani öyle. Kema tef'alul yahud. Yahudilerin yaptığı gibi. Yahudiler yaptığı gibi. Biz de ne yapalım? Borazan kullanalım. Felem yu'cibhu zâlike
Bu hoşuna gitmedi Peygamber Efendimiz. Beğenmedi. Eyvan. Bu da hoşuna gitmedi. Yani yukarıda bir bayrak sallayalım dedi. Ne yapayım? O hoşuna gitmemiş. Bu da hoşuna gitmemiş. Fekale aharuna. Başkaları dedi ki Nesti'minul nakusa el cerasa. Neyi yapalım? Çanı kullanalım diyorlar. Çan, zil. Çanı kullanalım. Ve nedukku çalarız li'aleme bilsin diye el muslimune Müslümanlar enne mev'ide salati namaz vaktinin kadhane geldiğini bilsinler. Yani onunla zil çalınca o nedir? Çan diye diyebiliriz. Kilise çanı gibi çan çalınca Müslümanlar namazın vaktini ne yaparlar? Geldiğini bilirler. Evet. Devam edelim. Bakalım Resulullah ne yapmış? Kâne mevcuden mevcuttu vahidun bir kişi minas sahabeti sahabilerden bir kişi de orada mevcuttu. İsmühü ya bu mecliste işte bayrak, borazan, çan, çalma teklifinin yapıldığı mecliste Abdullah bin Zeyd isimli bir sahabi de nedir? İsimli bir sahabi de vardı. Radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Kâne muslimen mu'minen. Müslüman ve mü'mindi. Müslüman ve mü'mindi. Yani arkadaşlar burada Müslüman ve mü'min iki kelime var. Müslüman aslında teslim olmuş, teslim olmuş görünen kişiye diyoruz. Her mümin Müslümandır, her Müslüman mümin olmayabilir. Güç, iktidar, otorite Müslümanların, müminlerin eline geçtiği zaman ne yapar? Müslüman görünümlü kişiler çoğalır. Ama onlar belki münafıktır. Onun için Arabiler biz iman ettik dediklerinde Cenab-ı Allah onlara cevaben dedi ki buyurdu ki siz iman ettik demeyin. Velakin Müslüman olduk deyin. Yani evet kanunlara, yönergelere, işte kararnamelere uyuyoruz. İşten deyin, görüntüde. Ama Abdullah bin Zeyd hem Müslüman hem mümindi. Yuhibbullaha ve Resulehu. Allah'ı ve Resulünü seviyordu. Ve yetteqillâhe ve Allah'a saygı gösteriyordu. Fî e'mâlihi işlerinde. Yani işlerini yaparken, yaptığı esnada Allah'ın onu görüyormuşçasına yaptığını ve Allah bu konuda ne der fikrine riayet ettiğini anlıyoruz. Takva arkadaşlar Allah'tan korkma değildir. Yani daha doğrusu bizim anladığımız korku değildir. Takva kulun Allah karşısında takınması gereken tutumdur. Yani Allah'a karşı Allah değeri vermek, onun emir ve yasaklarına riayet etmek, onu hoşnut edecek karaktere bürünmek demektir. Evet, Allah huzurunda Arap'ın aceme, Çerkez'in naza, Gürcü'nün Kürt'e üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Üstünlük ameldedir. Üstünlük yaşantıdadır. Takva budur. Takva hayatı yaşamada gösterdiğimiz tutumdur, konumdur, düşüncedir. Evet. Semi'a. Semi'a işitti. Abdullah bin Zeyd. Abdullah bin Zeyd işitti. Külle hevel kerem. Külle her şeyi hederken bu sözlerin hepsini işitti. Yani işte bayrak sallama, çan çalma veya nedir? Boru öttürme, borazan öttürme. Ve ensarafa ile beytihi, ve ensarafa gitti, ile beytihi evine gitti. Ve name ve uydu, ve huve yufekkiru, ve o düşünerek, düşünüyordu. Fi halli hazin meseleti. Bu meselenin hallini düşünerek uyudu.
düşünüyordu yani bu mesele nasıl olacak? Ne yapılabilir ki diye. Ve fi menamihi ve rüyasında uykusunda ra'a ru'yen bir rüya gördü acibeten. Asıl haf bir rüya gördü. Ve indeme tala'a sabahu sabah olduğunda sabah olduğu vakit indeme dığında esnasında esra'a hızlı davrandı ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hızlı gitti. Ve kassa anlattı aleyhi Resulullah'a tilke rü'ye. Bu gördüğü rüyayı ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Ve kâle innehu ve dedi ki şüphe yok o re'e gördü yani rüyasını anlatıyor. Re'e gördü recülen bir adam yelbesu giyen bir adam melebise elbise giyen adam nedir? Hadra'a yeşil elbiseler giyen bir adam gördü rüyasına göre. Yahmilu taşıyordu naqusan fi yedihi elinde bir borazan taşıyan yeşil elbiseler giymiş bir adam gördü rüyasında. Fekale lehu ona dedi ki hel tebi'ani bana satar mısın hezen naqus. Bu borazanı bana satar mısın? Yani kim diyor? Abdullah bin Zeyd adama diyor. Abdullah bin Zeyd ne yapıyor? Adama diyor. Bu şeyi bana satar mısın? Diye. Fekale racülü adam demiş. Sahibul melabisil hadra'i yeşil elbiselerin sahibi olan adam dedi ki ve mâze ne tasna yapacaksın bihi bununla. Ya bununla ne yapacaksın? Kale dedi Abdullah bin Zeyd, Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki ned'u bihi onunla çağıracağız ila salati. Onunla namaza çağıracağız. Namaza davet edeceğiz. Kale racülü adam dedi ki kale fiili mazi. Kale fiilin faili er-racülü. Kale o yeşil elbiseli adam. Yeşil elbiseleri olan adam. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Kale racülü adam demiş ki hel edülleke sana delalet edeyim mi? Sana göstereyim mi? Ala hayrin daha hayırlı min zelike. Bundan daha hayırlı bir şeye sana göstereyim mi? Diyor. Ya bundan daha hayırlı bir şey göstereyim mi sana? Evet. Kale Abdullah bin Zeyd. Abdullah bin Zeyd diyor ki ve ma huwa? O nedir? Ya daha hayırlı olan şey nedir? Ve ma huwa? Kale racülü, adam dedi ki, hangi adam? Zü, sahip demek, beş isimden biri. Ebun, ehun, femun, hamun, zü. Zü, el melabisis hadrai. Nedir? Yeşil elbiselerin, elbiseli adam dedi ki, tekulu dersin, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Dört defa dersin diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Dersin diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İki defa dersin. Yani şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hayye alassalâ. Haydi namaza. Hayye alassalâ. Haydi namaza. Hayye alel felah, haydin kurtuluşa, hayye alel felah, haydin kurtuluşa. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, dersin, diyor.
Felemme semi'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, felemme semi'a işittiğinde, duyduğunda, kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazi rü'ya, bu rüyayı duyunduğu vakit kale, dedi ki innehe, şüphe yok ki bu rüya le rü'ya hakkun, hak bir rüyadır. İnşallah, Allah dilerse bu rüya hak bir rüyadır. Ve talebe, talep etti, istedi Resulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden? Min Abdillahi İbni Zeyd'in. Abdillahi İbni Zeyd'in. Abdullah İbni Zeyd'den talep etti. En yekume ma'a Bilal'in. Bilal'le birlikte gitmesini radıyallahu anh. Ve yuhbirahu bihad. Ve yani en yekume ma'a Bilal ve yuhbirahu bihazel kelimat li yuazzine biha. Ve liyuhbirahu ve yuhbirahu ve ona öğretmesini talep etti, haberdar etmesini emretti. Bihezi kelimeti, bu kelimeleri liyuezzine bihe, o bu kelimelerle ezan okuması için, duyurması için fefeale yerine getirdi. Ve ezzene ve ezan okudu Bilal'ün, Bilal radıyallahu anhu, Allah'ın da razı olsun. Ve semi'a, işitti. Kim? Umar ibn-i Hattab. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Ve huve, o fi beytihi, bu bir hal durumu. Ne, nasıldı? O evindeyken bunu işitti. Ve haraca çıktı. Haraca yani fe, biliyorsunuz bağlaştır. Aslı, fiilimiz aslı haraca. Haraca ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çıktı. Ve kâle lehu, ve ona dedi ki ya Nebiyyallah, ey Allah'ın peygamberi, vellezî ba'afeke bilhak, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, lekad re'eytü, şüphe yok ki ben gördüm, misle bunun gibi, ellezî ra'a, yani gördüğü rüyanın mislini ben de gördüm, seni hakkıyla gönderen Allah'a yemin olsun ki, aynı rüyayı ben de gördüm. Fekâle Resûlü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ne demiş arkadaşlar? Felillahil hamdu ale zelike. Bundan dolayı, ale zelike, bundan dolayı Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a aittir. Ve kânet ve idi tilke, bu hiye kıssatul ezan, bu ezanın hikayesi bu idi. Yani ezanın hikayesi neymiş? Budur. Anlattığımız hikaye bu. Şimdi şeye geliyoruz arkadaşlar. Min ahlakiyyatil İslam. İslam'ın ahlaklarındandır. Değer verdiği şeydendir. Nedir? El muslimu yetteqillâhe. Al Müslüman Allah'a dayanır, Allah'a saygı gösterir veya temidu aleyhi ve ona bel bağlar. Yani Allah'tan korkar ve ona dayanır. Ondan umut eder. Vallahu, Allah da yu'inuhu, Allah da ona yardım eder. Ve yulhimuhu, ona ilhamda bulunur. Er-rüşte, doğru yola. Er-rüşte, ergenliğe, erginliğe, yani isabetli yola ve savaba ve doğruluğa. Rüşt ve savab birbirine yakın iki kelime arkadaşlar. Rüşt, reşitten geliyor. Ergenlik çağı demek. Yani ergin insan demek. Rüştünü ispatlamış insan demek. Bakın mesela çocuk, bunun zıttı rüşttür. Savab, bunun zıttı hatadır. Hata. Demek ki Bakara suresinde de geçiyor. Kâle Teâlâ vettekullâha, Allah'tan korkunuz, Allah'tan sakınınız. Yani Allah'ın emirlerine hafife almaktan sakınınız. Ve yuallimukumullâhum, Allah da size ne yapar? Öğretir. Diyor ki, eğer
Siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediğiniz şeyleri de öğretir. Bu da El-Bakara suresi arkadaşlar 282. ayete geçiyor. Vettekullah ve yuallimukumullah. Allah da size ne yapar? Öğretir. Evet. Devam ediyoruz. Hazel hadisul acibu el müthiş. Bu acib ve müthiş olan hadis. Ve kullu ahadisir Resul sallallahu aleyhi ve sellem bahiratun. Arkadaşlar, tüm Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri ve kullu ahadis. Ahadis hadisler demek. Er Resuli, Resul'ün hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem bahiretun açıktır, müthişetun müthiştir. Liennehe çünkü o hadisler ilhamun ilhamdır min Allahi Allah'tan bir ilhamdır. Ve nebiyyullahi ve nebiyyullahi Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam üzerine olsun. La yantiku anil heva in huve illa vahyin yuha. La yantiku anil heva. Yani hevasından konuşmaz Peygamber Efendimiz. Özellikle dini konularda. İn huve illa vahyin yuha. O ancak bir vahiy ürünü olarak konuşur. Çünkü peygamberlikle ilgili Allah'ın emir ve yasakların dışında bir şey söylemesi, yapması bir peygambere yakışmaz. Haddi de değildir arkadaşlar. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La ye'ti ahadüküm. Herhangi biriniz gelmesin. Es-salâta namaza. Ve huve hâkinun. Ve o sıkışmış vaziyette. Yani ve huve yahbisül bevn. İdrara sıkışmış vaziyette diyor. Namaza gelmesin. Yani gitsin. İhtiyacı gidersin. Sonra abdestini alsın. Namaza öyle gelsin. Sıkışmış vaziyette ne yapmasın? Namaza gelmesin. Evet, tekrar ediyoruz. La ye'ti ahadukumus salate ve huve hakinun. La ye'ti ahadukum. Bayan olsun, erkek olsun. Namaza sıkışmış vaziyette gelmesin. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim.